أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. 117. ayet. Allah peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken o güçlük anında Peygamber'e tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı rauftur, rahimdir, pek şefkatli ve pek merhametlidir. Açıklama. Başlangıçta kritik bir anda savaşa çıkmaya pek arzulu olmadıkları halde nefislerinde gerçekleştirdikleri mücadele sonucunda zaaflarını aşan sahabilere işaret edilmektedir. Burada tövbe kelimesi iki defa geçiyor. Dikkat ettiyseniz bir başta lekad tevellahü, Allah tövbe etti. Allah haşa günah mı işledi de. Çünkü tövbe deyince akla biraz yanlışlıklar, arızalar, problemler, günahlar geliyor. Tevellahü, Allah tövbe etti. Allah'ın haşa arızası, noksanlığı, günahı yok. Burada Allah'ın tövbe etmesi, Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul etti manasında. Birinci olarak burada geçiyor ve bir de ayetin sonuna doğru sümme tebe aleyhim, bir de orada geçiyor sümme tebe aleyhim, kendilerine kabul buyurdu, yani tövbeleri de kabul ettiler. Şimdi tövbe kelimesi üstünde biraz durmak gerekirse, burada tövbenin Allah'a izafe edilmesi, Allah'ın kulunun durumunu daha iyi bir hale çevirmesi manasında. Yani gitmeyecekti, neredeyse Tebük seferine gidemeyecekti. Ama Allah gitme imkanı verdi, hızlandırdı onu bu manada. Yani biraz gevşek olan, Tebük'e imkanı varken mümin olduğu halde gidemeyecekleri Allah gidebilecek hale getirdi. Durumlarını iyi etti. Lekad teballahu aslında bu demek. Ve bir de gidemedi, işte gelecek üç kişiyle alakalı şimdi. Onlar da gidemediklerinden öyle pişman oldu. Öyle pişman oldular ki bu da lekad teballahu alen nebiyyi çerçevesine giriyor. Ona tövbe nasip etmesi ve tövbesini kabul buyurmaları manalarına geliyor. Kulun durumunu daha iyiye çevirme. Lekad teballahu kulun durumunu daha iyiye çevirdi. Tövbe et, kabul et, tövbe etti. Bir bu manada, bu da çok derin bir mesele. Çünkü Tebük seferine gitme çok meşakkatliydi. Bu ayette alt tarafta da bir cümle kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ سَاعَةِ الْعُسْرَ güçlük zamanı demek. Yani Bedir, Uhud gibi, Hendek gibi daha önce olan savaşların hiçbirisinde bu kadar zorluk yoktu. سَاعَةِ الْعُسْرِ. Onun için Tebük'e giden orduya Ceyş-ül Usre deniyor. Peltek'te Ceyş-ül Usre, seferi güçlük zamanı tabiri var. Yani uzak bir yer, 700 kilometre, çok sıcak. Recep ayında olmuş, zor şartlarda, at yok, eğer yok, semer yok. Yani sıcak çok şiddetli. Ve bir de gittikleri ordu Bizans ordusu, yani Bizans ordusu 200 bin kişiyle de karşılarına çıkabilirdi. Gitti mi bir daha
artık dönme imkanı yok. Hayal bile edemezsin o günkü şartlar içerisinde. Öyle bir şey, yani cehenneme gidiyor gibi dünyada ağırdı ceyşil o süre. Onun için gitsek mi, gitmesek mi, nasıl yapsak gibi tereddüt geçirenler vardı. İşte Cenab-ı Hak bu tereddüt geçirenlerin de içindeki durumları değiştirdi. Gitme aşkı verdi. Dekattaballahu bu manada Allah onların durumlarını iyi yaptı demektir. Burada dikkatimi çeken bir husus var. İslam tarihinde de buna genişçe yer verilir. Zühdün, takvanın imamı. Ebu Zer, yani bekar bir adam, zühdün, takvanın imamı, dünyanın tozu toprağı kendine bulaşamamış. O bile giderim, ha gidiyorum, ben arkadan yetişirim diye. Bakınız, Ebu Zer gibi bir insan bile neredeyse gidemeyecekti durumu. Böyle Efendimizle beraber çıktı ama fakat gitsem, hadi ben şu işimi de göreyim de tekrar gideyim. Arkadan yetişti. Efendimiz Tebük'e vardı. Şöyle ordusunu bir teftiş etti. Baktı ki Ebu Zer de yok. Hayret yani. Ebu Zer'in içine arkadan yetişeyim. Lekatteballahu işte bunları ifade ediyor. İçlerinde insanların cihada katılma aşkının, heyecanının ama ağır bir cihat olmasına rağmen, fi saatil usreti olmasına rağmen. Efendimiz Ebu Zer de mi katılamamış dedi yani. Eğer Ebu Zer katılamadıysa helak oldu. Uzaktan bir toz belirdi. Tozun dumanın içerisinde birisi dehlemiş geliyor. Umula ki bu Ebu Zer olur buyurdu. Az sonra toz yarıldı. Şahıs belirdi. Ebu Zer. Efendimizin Ebu Zer'e tavsiyeleri Hoca Efendi'nin Kırkaç vaazında heyecanlı olarak vardır. O münasebetle ya Ebader ceddidi sefinete fe innel bahre amikun ve huziz zade kamilen fe innes sefere baidun وَاَخْلِصِ الْعَمَلَ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْاَكَبَةَ كَعُودٌ وَاَخْلِصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاكِدَ بَص۪يرٌ buyurdu. Gemini sağlam yap çünkü derya çok derindir. Öyle adi bir kayıkla bu okyanuslar aşılamaz. İman gemini çok sağlam yap demek. جَدِّدِ السَّف۪ينَةَ فَاِنَّ الْبَحْرَ عَم۪يكٌ وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا azığını tas tamam al çünkü فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ sefer de çok uzak. Öyle yolda restoran yok, bakacak yok. Uzun sefere çıkıyorsun, yiyecek almamışsın. Olmaz. İbadetler. وَخَفِّ فِي الْحِمْلَ فَاِنَّ الْاَكَبَةَ كَعُيدٌ yükünü hafif yap. Haram ve günah işleme. Her haram, her günah sırtta ağır bir yüktür. Çünkü aşacağın tepeler çok sarptır. Ve bir de vahlisil amel, amelinde ihlaslı ol, fe innen nakide basirun, seni gören ve bilen bir Allah vardır dedi. Neredeyse Ebu Zer bile katılamayacaktı. Katılamayanlar vardı ama arkadan gelenler vardı. Bunu daha önceki bir ayette genişçe anlatmıştık. Özellikle 102. ayette bununla alakalı Ebu Lübabe misalini de vermişti. Kendisini katılamadığı için direğe bağlayan kimse olarak bunları anlatmıştık. Şimdi bu mesele genişçe ele alınmalı tabii. Şöyle bakıyorum. Bu güçlük seferi olarak biraz bunun üstünde durdum. Bu 117. ayet içerisinde. Evet. Bir de 333. sayfa da burada imacılık yüzünden Tebük seferine çıkamayan müminler, Müslümanlar 102. ayette geçmişti burada. Onlara da isim isim saymıştım. Bu bir sonraki 118. ayette artık bunların açılımı gelecek. Kâb İbni Malik,
Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye, bir de Ebu Hayseme gibi mümin ve Müslümanlar vardı. Evet, bu ayet Cenab-ı Hakk'ın iman ettiği halde bazı ihmallerinden dolayı sefere katılamayan veya arkadan giden kimselere karşı ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu, innehu bihim raufur rahim ifadesiyle anlatmış oluyor. Sefere katılanları çıkartmışım. 30 bin kişi gitmiş sahabe-i kiramdan, Medine-i Münevvere'den. Bunlardan 10 bin tanesinin atı var. 15 bin tanesinin de takriben devesi var. Ve geriye kalan 5 bin kişi de yürüyerek gidiyor. Yani o sıcakta 700 kilometre Tebük'e kadar ne kadar sıkıntılı olduğunu herhalde anlayabiliyoruz. Evet, bu ayeti kerimeyi de hemen hemen anladık sayarım. Ve şimdi o ayetin açılımı olarak 118. ayet, buyurun. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا طَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَطَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 118. ayet. Allah savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah tevvaptır, rahimdir, tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir. Açıklama. Bu üç halis Müslüman Kâb İbni Malik, Hilal İbni Ümeyye ve Mürare İbni Rebi radıyallahu anhum adlı sahabilerdi. Güçlü bir şair olan Kâb'ın bu kıssayı uzunca anlatımı okunmaya değer. Hazreti Kâb'ın bu anlatımı başta Buhari'nin sahihi olmak üzere birçok kaynakta bulunmaktadır. Bu üç zat gerçek mümin olduklarından Hazreti Peygamber bunları dışladı, Müslümanları onlarla konuşmaktan men etti, 50 gün süren kendilerine ise 50 bin sene gibi gelen büyük bir imtihan geçirdiler. Sadakatlerini ispatladıklarından Allah da onların tövbelerini kabul etti. Evet, bu mesele hatırlarsınız 102. ayette de biraz geçmişti. Ve aharuna atarafu bi zunubihim ve aharuna atarafu bi zunubihim halatu amelan salihan ve ahara seyyen asallahu en yetube aleyhim innallaha gafurur rahim ayeti ki bir başka grup var ki onlar iyi işe diğer kötü işi karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdi. İşte bunlar 102. ayette üstü kapalı geçilen ve günahlarını itiraf eden kimseler. İyi işe kötü iş karıştırmışlar. Tebük'e gidememişler. Bunların işleri oldukça fazlaydı. Aynı zamanda Kâb şairdi, itibarlıydı, zengindi. Ben bir kıvrak ata biner arkadan giderim. Ha bugün giderim, ha yarın da çıksam olur diyerek en nihayet Efendimiz Aleyhisselam gerisin geriye dönmüş geliyordu, böylece gidemedi. Efendimiz'e günahını itiraf etti tabi. Bu ayette de zaten ve aharune atarafu bidunubihim diyor. Bir başka grup var ki onlar iyi işe diğer kötü işle karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdi. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Asa
Asallahu en yetûbe aleyhim innallâhe gafurur rahim. Yani işte onlar burada da yine Allah tövbelerini kabul edeceğini belirtiyor. Bir önceki 117. ayette de yine ayetin sonu innehu bihim raufur rahim olarak geçiyor. 102. ayette innallaha gafurur rahim olarak geçiyor. 118. ayetin sonunda innallaha huve tevvabur rahim olarak geçiyor. Sürekli bunlara karşı Allah rauf ve rahim olduğunu, tevvabur rahim olduğunu ifade ediyor ve ilan ediyor. Burada özellikle 3 kişi ve alethelâthetillezîne hullifû arkada kalan hükümleri tehir edilmiş veya bir manasıyla veya arkaya kalmış. Yani Tebük'e gidememiş, arkada kalmış. Hullifû bir o manada muhalefet, hulf arka demek, arkada kalmışlar. Veya Cenab-ı Hak diğer 16 kişi gidemedi de Ebu Zer arkadan yetişti. Fakat onlar hakkında erken Allah bağışladı ama bu üç kişininkini hala daha Allah günahlarını bağışlamamıştı. Günahlarının bağışlanması arkada kalanlar demek. Üç kişi. Bunlardan bir tanesi Kâb İbni Malik. Ama bunlar o kadar sıkıldılar ki hatta izâ taakat aleyhimül ardu bimâ rahubat. Arz çok geniş olmasına rağmen arz onlara dar geldi. Bazen bu halet bizde de olur. Başımıza öyle bir sıkıntı gelir. Beceremeyiz. Altında eziliriz. Of çekeriz ama yani o kadar sıkılırız ki. İşte öyle arz onlara dar gelmişti. Ve en sonunda vicdanları kendilerini sıktı da sıktı. Vicdanları burada bozulmamış vicdan. Niye ben iman ettiğim halde gidemedim? Bir de tabi Efendimiz Aleyhisselam onlarla konuşulmasını yasakladı. Hiç kimse onlara selam vermiyor. Onların verdiği selamı da almaları yasaklanmıştı. Yani sahabi içinde artık ikinci plana itilmişlerdi. Ceza idi bu. Aradan 50 gün geçti. O kadar dardı ki. Kâb da böyle işlerinde kendini direğe bağlayanlar da vardı. Ve zannu enne melce minallah illa iley. Allah'tan başka dayanılacak, sığınılacak, tövbe istiğfar edilecek başka bir yer yoktu yani. Ve sonra sümme tâbe aleyhim liye tüb. Allah onlar tövbe ettiği zaman da tövbelerini kabul etti. Bunları çok duymuşsunuzdur. Kâb İbni Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi. Hatta 50 gün süren bir çileli hayat. 50 gün geçti. Hatta başka böyle Hristiyan kabileler elçiler gönderdiler Kâb İbni Malik'e. İşitti ki sahibin seni terk etmiş. Gel bize. Bize gel de biz şöyle seni koruruz, kollarız. İşte filan dediler. Fakat gitmedi. Ağır bir imtihandı yani. Bugünümüzde de vardır. Mesela bu Türkiye'deki bulunan münafıklar da sahibin seni terk etmiş bak kötü gel bize para verelim istediğin makamı verelim. Bu ağır bir imtihandır. Neredeyse ayağım kayacaktı ama diyor işte bu bir önceki ayette Allah onların tövbesini kabul etti o demek yani. لَكَ تَوْبَ اللّٰهُ Neredeyse bu şartta bile onların ayakları kayacaktı. Fakat Allah onları korudu, muhafaza etti. Tövbelerini kabul etti manasında. İslam tarihinde bunlar genişçe anlatılır. Ben diyor Kâb İbni Malik Efendimiz Aleyhisselam'a beyat edenler arasında bulunmuştum. Bedir gazvesine katılmış. Yani Tebük gazvesinden başka bütün gazvelere iştirak etmiş. Uzunca anlatıyor kendi durumunu. İslam tarihinde var. Buhari'de böyle gidecektim. Bugün giderim, yarın giderim. İhmalcilik böyle sürdü de sürdü. Efendimiz Aleyhisselam Tebük'ten dönünce ben baktım eyvah geç kaldık.
Bunları anlatıyor kendisi ve sonu itibariyle ne yapacağını şaşırdı. Kimse selamını almıyor. Kimse ona selam vermiyor. En nihayet gitti durumunu da anlattı Efendimiz'e. Fakat af çıkmadı. 50 gün sonra işte bu ayet nazil oldu. Ve diyor ki amcam oğlu vardı. O da bana iltifat etmiyordu. Ebu Katade'nin bahçesindeydim. Ebu Katade'nin bahçe duvarına tırmandım. Kendisi amcamın oğlu ve bana halkın en sevgilisiydi. Selam verdim. Fakat o vallahi selamımı almadı. Ey Ebu Katade, sana Allah adına ant veriyorum. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilenlerden değil misin diye sordum. O da sustu, yani bilmiyorum dedi. Sen Allah ve Resulünü seviyor musun? Bilmiyorum dedi. Anlamadı diye tekrar ettim, yine sustu diyor. Anlamadı diye tekrar ettim, yine sustu diyor. Ve böylece Medine artık bana o kadar dar geliyordu ki, hatta işte az önce arz ettim, Gassan Meliki Haris İbni Ebi Şimir ve Cebele bin Eyman tarafından bir ipek, bir bez parçasına yazılmış bir yazı geldi. Bana güzel şeyler teklif ediyordu. Aman Allah'ım, bu ne imtihan dedim. Ve sonra kendimle alakalı af fermanı gelince bana müjde, ya Kâb, Allah seni affetti dediler. O kadar sevinmiştim ki diyor, o günlerde o kadar sevinmiştim ki. Ve durumunu genişçe anlatıyor. Hilal İbni Ümeyye de salih bir zattı aslında. O da hep 50 gün kadar ağladı, durdu. Onun da kendine göre ayrı bir derin hikayesi var. Ve sonunda bir de Mürare vardı. Onların da durumu aynı. Şu anda İslam tarihi kitabı önümde. Çok genişçe hayat hikayeleri, o andaki tablolar anlatılmış. Fakat onlar tövbe ettiler ve bu ayet onların tövbelerinin kabul olduğunu söylüyor. Allah'tan başka dayanılacak ve sığınılacak bir yer yoktur zaten. Bir önceki ayetteki Fezdeki ayette de buna dikkat çekmişti. Fezdeki ayette ne diyordu? Ve me aleküm min dünillahi min veliyyü ve la nasir. İşte oradaki ve me aleküm min dünillahi ve la nasir ifadesi burada da enne melce'e minallahi illa ileyhi olarak ifade edilmiş. Ve zannu enne melce'e minallahi illa ileyhi. Aynı manalar birbirlerini destekliyorlar. Buraya kadar mesele daha detaylı İslam tarihi açısından bu zatların tek tek hayatları aktarılabilirdi. Ama anlayacağımız bir mesele daha vardır burada tefsir açısından. O da şudur ki tövbe pişmanlıktır. Bu bir hadisi şeriftir. Tövbenin çeşitleri var Allah'a dönüşün. Günah işledik, isyan ettik. Bir kavli tövbe vardı. Dille tövbe ederiz. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah ya Rabbi. Kur'an'daki tövbe ayetlerini okuruz. Me'surat. Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfirlene ve terhamne lenekünenne minel hasirin gibi. Rabbi inni zalemtu nefsi fevfirli fegafera leh gibi. Kur'an'da tövbe, istiğfar ifade eden ayetleri, Efendimiz'in hadislerini okuruz. Bunlar kavl, dille yapılan tövbedir. Tövbenin ikinci çeşidine gelince kalbi tövbedir. İşte bu kalbi tövbe nedamettir. Bu sahabenin tekrar Tebük'e gitmesi, gelmesi de mümkün olmadığı için bunlar hem kavli hem de kalbi, ama aynı zamanda fiili tövbe de içinde. Yeryüzü dar gelecek kadar, o kadar sıkılacak ki pişman olacak. Ettevbetü nedametün. Hadis-i şerif. Tövbe bir pişmanlıktır. Dille istediğin kadar, mesela cuma akşamları, perşembeyi cumaya bağlayan akşamları camilerde, Türkiye'de tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Hoca söyler, cemaat tekrar eder. Ama camiden çıkınca hiçbir şey yok. Aynı şeyler devam ediyor. Tövbe o değildir. Öyle bir tövbeye de aslında tövbe etmek lazımdır. Tövbe
pişmanlıktır. İşte burada üç sahabinin pişmanlıkları ki Cenab-ı Hak kaderi senaryo olarak bunlar olmuş ki bir tövbenin nasıl yapılması lazım geldiğini bu sahabiler nazarından Cenab-ı Hak bize anlatmış oluyor. Sahabe-i kiram öyle büyüktür ki hatalarında bile bizim için rahmet vardır. Rahmet, ne kadar rahmet olduklarını görüyoruz bu meselede. Evet, hocaların bir kısmı hutbe irat ettikten sonra ela inne ahsenel kelam ile hutbeyi bitirir. Bazıları ettaibu mine zembi kemen la zembeleh, günahından tövbe eden günah işlememiş gibi olur. Ettaibu mine zembi kemen la zembeleh. İşte o günahlarından işlememiş gibi olabilmesi için ettevbetü nedametün, tövbe bir pişmanlıktır, bunu ifade ediyor. Böylece 118. ayeti de tamamlamış olduk. Bugünlük bu kadar kalsın. Gelecek hafta bir dersimiz daha var. Şeye kadar, Ramazan-ı Şerif'e kadar. Gelecek hafta inşallah 119. ayetten başlıyoruz. 229'a kadar, yani 10-11 ayet kalıyor geride. Onları da tamamlarız diye düşünüyorum. Aslında bu Kâb'ın hayatını daha genişçe anlatmak istiyordum. Hoca Efendi'nin vaazlarında da çok vardır bu. Burası da bir bölümdü. Bütün bunlardan sonra şimdi Cenab-ı Hak bizleri imanda, amelde, ibadette, sadakata davet ediyoruz. Yani o üç tane sahabi ve 16 kişiydi aslında. Onların 13 tanesi daha önce mağfiret edilmişti. Allah onların tövbesini kabul etmişti. Üç tanesininki de burada kabul edildi. Yani böyle Efendimiz her davet ettiğinde ne pahasına olursa olsun hemen terk edip gidemediler. Yani sadakatlarında birazcık bir şeyi vardı, problem herhalde. Onun için 119. ayet, Cenab-ı Hak bizleri iman etmişler olarak sadakata davet ederek, yani ayetlerin arasında öyle bir nazmi mana bağlantı var ki sadakata davet ederek başlıyor. Ya eyyühellezine emenuttakullâhe ve künü ma'assâdikîn ile, inşallah gelecek hafta oradan başlayacağız. Sadakatin aşağıya doğru da izahları olacak. Ve sonra bir de Efendimizin şefkatini anlatan ayetlerle de bu sure celileyi inşallah tamamlamış olacağız. Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif ayına doğru süratlice gidiyoruz. Rahmet ayı, mağfiret ayı, tövbe ayı. Rahmet, mağfiret, tövbe ayı ve Kur'an ayına doğru süratlice giderken özellikle şu manaları derinlemesine anlayarak, ruhumuza, kalbimize, hissiyatımıza zerk ederek gidebilmek de önemli, tevafuk ediyor. Cenab-ı Hak bizleri kamil mümin eylesin. Beşeriyetimize bakan noktalarıyla bir kısım zelle, sürçme, günahlarımız olursa Cenab-ı Hak kavli, kalbi ve fiili tövbe yapmayı da nasip eylesin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.